Hüsametli köyündeyiz. Hüsametli köyü ile Küstüllü arası 5600 metre bir mesafe. 5600 metrelik mesafede daha önce virajlarda, bozuk yerlerde, sorunlu yollar bölgelerde genişletme çalışmalarını tamamlamıştık. Şimdi de üzerinde satih kaplama adı verdiğimiz bir asfaltlama yapıyoruz. Bütün Erdemli'nin tamamında hemen hemen köyleri birbirine bağlayan yollarımızda hiçbir eksik kalmadı. Son bölümlere de geldik. Bu 5 yıl içerisinde zaten tamamladık. İkinci tur iyileştirme çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi vatandaşımıza hayırlı olsun. Çiftçimizin, köylümüzün, üreticimizin ürünlerini hale ya da satacağı noktaya bozulmadan, örselenmeden götürebilmesi için uygun yollar yapmaya devam ediyoruz. İşimiz bitmedi. Daha hala da iyisinin peşindeyiz. Bunun için çalışıyoruz. Erdemli, Hüsametli, Küstülü mahalle yollarını birbirini bağlayan bir çalışma, yol çalışmamızı yapıyoruz. Bu yol önce dar bir yoldu. Önce genişletmesi yapıldı. Sonra satih kaplama asfaltını döküyoruz. 5600 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğinde çiftçilerimizin, vatandaşımızın rahat kullanabileceği bir yol oldu. Önce dar bir yoldu burası. Başkanımızın buraya olan bir toplantısında muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın talepleri üzerine başkanımız da bu yola desteğini vererek genişletilmesini ve güzel bir yol çıkarmamızı istedi. Ve biz de çalışmamızı başkanımızın sözleri doğrultusunda devam ettirdik, yapıyoruz. Vatandaş burada domates ekiyor, zepsi ekiyor, fasulye, biber ekiyor. Bunlar tabii ki hep tozdan güzel bir verim alamıyorlardı. Ama şimdi çok şükür bu verimi vatandaş alıyor ve vatandaş da şu anda başkanımıza teşekkür ediyor. Öncelikle bu yolumuz çok dardı. Vahap Başkan'ın bayramlaşma programında Vahap Başkan'a rica etmiştik. Daha önce de görüşmüştük Vahap Başkan'la. Şehirde ne varsa, merkezde ne varsa kırsalda olacağını söyledi Vahap Başkan bize. Yani onun zaten insanlara bakış açısı farklı hizmet konusunda. Hiç kimseyi ayırt etmeden şehir merkez. Şehirdeki yol gibi bize bir yol sundu. Burada üretim çok fazla. Yaz dönemi domates üretimi var. Kışında insanlar çoğunlukla köyümüzde yerleşik hayatta. Başkanım insanlara daha konforlu, daha güzel bir yol, daha güzel bir hizmet sundu. Ona sonsuz teşekkür ediyorum. Var olsun, daim olsun. Vahap Başkanım'la devam. Önceki yolda tek, yani şöyle düşünün, tek şeritli bir yol gibi. Arabalar geldiğinde, karşı karşıya geldiğinde birini bekliyordu. Şu anda büyük oldu, geniş oldu. Çift araba rahat bir şekilde, konforlu bir şekilde. Yani şehre, merkeze rahat bir şekilde ulaşımımız olur oldu. Bu yol 1974'te yapıldı. O zamandan bu yana temeli ufak tefek onarımlar yapıldı ama temeli 1974. Yolumuz bayağı bir yıpranmıştı. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesi Allah razı olsun hem genişledi hem de çok emek verdiler. Altyapısına olsun, şeyin olsun çok emek verdiler. Allah razı olsun. Burası Hüsametli köy olsun, Küstülü, buradan yukarı köylerin hepsi tarım alanı. Yani bu yol vasıtaların çok gidip geldiği bir yol. Bundan dolayı bu yol çok önemli. Yani büyük bir sorun giderildi. Böyle bir sorun değil bu, büyük bir sorun. Bundan yukarıdaki köyleri de ilgilendiren bir yol. Ondan dolayı büyük bir sorun giderildi. Bundan dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu yol önceki hali çok dardı ve aynı zamanda bir de uzun yıllar önce yapıldığı için çok yerlerde göçme, kırılma, yani darmadağın bir hali vardı. Mersin Büyükşehir'den özellikle de Vahap Başkanı'ndan teşekkürler. Zahmetli oldu ama iyi oldu. Yapılan bu hizmetten dolayı kendisine, mahallem ve kendim adına çok teşekkür ederim. Zaten görünen köy o konuda kılavuz istemez. Yani bir atıyorum Erdemli veya bir Mersin'in bölgesel olarak içinde nasıl bir hizmet varsa en kırsal mezrasında da aynı hizmetleri görüyoruz zaten. Memnunuz, çok çok memnunuz. Bizim buralar zebze bölgesi. Özellikle bu aylarda işte Ağustos, Eylül aylarında bizim hasat şeyimiz var. Zaten görüldüğü üzere çok yoğun olarak kullanılan bir yol. Yani bu yolun yapılması demek ne demek? Köylünün daha rahat ürününü satış yapacağı yere sevk etmesi demek. Yani yol medeniyettir. Bunu tartışmaya bile gerek yok diye düşünüyorum ben. Yol varsa medeniyet vardır.
Valla eskiden iki ay bir ön düzen yaptırıyorduk. Şimdi Vahap Bey'den Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Yolumuz güzel oldu. En çok da bu yolu ben kullanıyorum. Ya lastiğin eskiyor. Ön düzenin yollar hep yalaklıydı. Daha bu yolda dedelerimizin çekici ile işlediği yoldan gidiyorduk hemen hemen ya. Yama tırtır olur, yamarız, çukur olur. Ama şimdi muazzam oldu. Vahap Bey'e teşekkür ediyoruz. Senede bir lastik değiştiriyorsun. 3-4 aya bir ön düzen yaptırıyorsun. Ama şimdi yağ gibi git gel.